kokuyu bırakıp gider mi zaten Fatih? Ya şu köfte ayakları özlemişim lan. Sıstık. Ne? Hayır sakın, uyuyor. Ay Fatih. Uçak düşerken en çok ne diye dua ettim biliyor musun? Uçak düşmesin diye. Yani onun için de ettim tabii de. Şükrettim. Allah'ım iyi ki Selim bizimle, iyi ki burada değil dedim. Tamam hayatım, düşünme bunları. Bak oğlumuza kavuştuk. Fatih, Allah korusun da bize bir şey olursa Selim ne yapar? Sen hep bak kızıyorum ama. Ya sen hiç düşünmüyor musun? Hiç aklına gelmiyor mu böyle şeyler? Tamam sen babasısın Selim'in. Hepimiz onu böyle kabullendik. Ama ya bize bir şey olursa? Herkese yalan söyledik biz. Bak bundan sonra çocuğun yanında negatif enerji vermeni yasaklıyorum sana. Ya ne güzel, her şey yolunda işte bak. Çocuğumuza kavuştuk, ayaklara kavuştuk. Tek sorunumuz senin çenen. Çenem. Evet. Çenem öyle mi? Sence gerçekten hayatımızdaki tek sorun benim çenem mi Fatih? Bir düşün bakalım neler neler yaşadık ya. Az kalsın uçak kazası geçin. Evet, çok konuşuyorum. Fatih. Biz evlenemedik. Lanet miyiz acaba biz? Evrenin bize bir mesajı falan mı bu acaba? Ben o evrenin var ya ta zının ortasına vururum. Merak etme hayatım. En güzel düğünü, en büyük düğünü biz yapacağız. Hayır hayır hiç öyle bir şey istemiyorum ben sakın. Niye? Yok aman. Amerika'ya gidip evlenelim birkaç anımız olsun. Dedik az kalsın ölüyorduk. Tamam. O kadar uzaklara gitmeyiz. İspanya'ya falan gideriz biz de. Yok aman gerek yok. Orada da kesin boğa kovalar, bir şey olur. Orada bir şey olmazsa uçağımızı çevirirler havada. Saçmalama Zeynep. Niye çevirsinler? Kim çevirecek uçağı havada? Fatih. Ben diyorum ki. Biz şöyle atraksiyonsuz, sakin, sessiz, kendi aramızda bir şey yapalım. Gidelim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne, basalım nikahı. Ne yapalım? Bir daha de bakayım. Gidelim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne, basalım nikahı. Senin o basalım nikah diyen ağzını öperim. Lan! Lan! Sen, ben, bir de bizim ekip. Ha? Kazasız belasız, ne dersin? Bir daha de bakayım. Kazasız belasız. Yok, basmayın. Ya, hadi! Tamam hayatım, tamam. Sen ne istiyorsan onu yap. Ya ben bunu ısırabilir miyim artık? Hayır, hayır. Uyanırsa sen uyutursun. Hı hı. Fatih. Bir meltem kadar hafif, bir esinti kadar taze. Rüzgar olduğunuzu hayal edin. İçiniz huzur dolu, mağrur bir edayla yüksek... Görkemli bir dağın zirvesine çıkıyorsunuz. Ay rüzgarım ben. Çok mutluyum. Rüzgarım evet rüzgarım. Oh. Şimdi yükseliyorsunuz. Daha yukarıya çıkıyorsunuz. İçinizde hiç kötülük yok. Yok. Hiç kötülük yok. Hiç değilse bir hafta yani. Zeynep uzakta ya yok işte kötülük falan yok bende. Oh. Susun. Konuşmayın. Aa ne oluyor be? Ne oluyor? İster konuşurum ister konuşmam. Aa. Ve işte zirveye vardınız. Gözlerinizi açtığınızda bütün sıkıntılarınız sizden uzakta, çok uzakta kalmış olacak. Şimdi derin bir nefes alın ve gözlerinizi açın. Mukaddes Hanım. Nasılsınız? Anne ne yapıyorsun? Nereden çıktın sen? Döndük biz. Döndük işte. Niye döndün sen ya? Niye döndün? Çocuklar. Baba. Merhaba Fehmi Bey. Ya siz Amerika'da değil miydiniz? Ne işiniz var burada? Hiç olmadı. Ya, gidemedik. Sebep? Şöyle. Uçakta böyle bir takım teknik sorunlar çıktı ama küçük. Yok. Küçük değil. Ben karşımda böyle büyük bir sorun görüyorum. Ne sorunu ya? Bana bakın. Kavga filan etmediniz değil mi? Hayır yok yok babacığım. Yani uçakta küçük bir sorun oldu Zeynep'in dediği gibi. İşte pilot öldü, motor yandı. Ama hallettim ben yani. Aferin.
Yeni uçak hazırlatayım size. Yok. Ben bir daha uçağa binmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hatta aha da şuraya yazdım. Yalama evimi. Yalama. Yalamuk. Yani tatil planlarımızı birazcık ertelemiş olduk biz. Evet, siz bilirsiniz çocuklar. Mukaddes'im, ya benim o ufak bir radyo vardı, hani gri. Hatırlıyor musun, onu nerede? Ben ne bileyim Femi, git Güney'e sor. Sorduk herhalde. Allah Allah. Senin derdin ne? Benim derdim ne ya? Saçma sapan. Ne bu kılık? Dünürümle balığa gidiyoruz hayatım. Ne balığı? Balık balığına hayatım. Hadi çocuklar, hoşça kalın. Ya nereden çıktı şimdi Femi bu balık? Nereye gidiyorsun? Dünür de ne ya? Dünür mü dedi? Babam kastetmedi herhalde dünür derken. Çok ilginç. Ama hiç inandırıcı değil. Of, hadi ya. Ay. Ah, boşver ya. Evde olmak çok güzel her şeyden mi? Hayatım, evimizdeyiz. Ne güzel. Bundan sonra hep evimizde kalalım. Şu havuzu da kullanalım. Evet ya, bir türlü giremedik havuza. Evet, kullanalım. Hadi şunu. Şu senin bikinlerden vardı, onlardan giysene. Onu giyemem burada. Giyersin, giyersin şu Brezilya'nın olanı. O çok yakışıyor sana. Gel, onu da giyeyim o zaman. Gel, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.